Arkadaşlar merhabalar. 2 gündür çok yoğun olduğum için, yollarda olduğum için video yapamadım. Aynı zamanda yayın da açamadım. Ama bugün bir video ile genel olarak kripto para piyasasını, aynı zamanda altını değerlendireceğiz. Bitcoin ile ilgili genel olarak anlık güncellemeleri Twitter ve Telegram üzerinden yapıyorum. O yüzden eğer beni Twitter ve Telegram üzerinden takip etmiyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki linklerden takip edebilirsiniz. Böylelikle güncel gelişmeleri kaçırmamış olursunuz. Hemen bunu diyerek Bitcoin'li ve genel olarak kripto para piyasalarıyla ilgili güncel duruma geçelim. Bugün Twitter üzerinden ve Telegram üzerinden de paylaştığım üzere anlık olarak Bitcoin 4 saatlik kapatmasını 48.500 dolar üzerinde yaptı. Bu bizim için oldukça pozitif bir durum. Bunun nedenini aslında size hem de işin teknik tarafını göstererek anlatacağım. Her zaman ne diyorum? Size balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlar, teknik analizi öğrendiğiniz zaman öğreneceğiniz ilk şeylerden biri trend analizidir. Aslında çok basit bir konu ama kısaca üzerinden geçelim. Hatta şurada size çizerek göstereyim. Herhangi bir trendin yükselen trend olduğunu anlamamız için yükselen tepeler yapmamız gerekir. Aynı zamanda dip bölgelerinde yükselmesi gerekir. Bu bizim için yükselen bir trend anlamına gelir. Tam tersi, eğer düşen bir trendten bahsediyorsak, o zaman alçalan tepeler oluşması gerekir. Aynı zamanda dip bölgelerinde aşağıya doğru gelmesi gerekir. Ve herhangi bir trendin kırıldığını anlamamız için o trendin tam ters yönünde bir hareket görmemiz gerekiyor. Bugün 48.500 dolardan bahsederken aslında size burada göstereceğim önemli bir trend kırılımını anlatmaya çalışıyordum. Öncelikle 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman Bitcoin'de düşen bir trendin direncini Bitcoin yukarıya doğru kırdı. Hatta şurada görmüş olduğunuz küçük kırmızı mumla retest hareketini de tamamladı. Ama ve lakin kırılım görmüş olduğunuz üzere yaklaşık olarak 45.800 dolar civarına denk geliyor. Ama benim için en önemlisi 48.500'dü. Bunun da nedenini kısaca göstereyim size. Öncelikle grafiğe bakmamız gerekirse burada alçalan tepelerin oluştuğunu görüyoruz. Bitcoin bu hareketiyle beraber son alçalan tepeyi yani 48.500 dolar civarını yukarıya doğru kırmış oldu. Bu da aslında bize alçalan tepelerden dolayı oluşmuş olan düşüş formasyonunun yukarıya doğru kırıldığı anlamına geliyor. Aynı zamanda 4 saatlik EMA ribbon'ı açtığımız zaman da ribbon'ın üst direnci 48.500 dolara denk geliyor. Böylelikle aslında Bitcoin'in işte 52 bin dolarda aşağıya doğru kırmış olduğu ve başlatmış olduğu kısa vadeli düşüş trendinin de yukarıya doğru kırıldığını görüyoruz. Peki şimdi ne olması gerekiyor? Öncelikle Bitcoin anlık olarak pozitif duruyor. 48.500 altına inmediğimiz sürece Bitcoin'deki formasyon yukarıya dönük bir formasyon olarak gözüküyor. Uzun vadede zaten trendin yukarı olduğunu her zaman söylüyorum. Kısa vadede bir düşüş trendine girmiştik diyordum zaten ve anlık olarak Bitcoin o düşüş trendini kırmış olarak gözükmekte. Ama tabii ki biz tedbiri elden bırakmıyoruz. Teknik analiz her zaman şartlarla çalışır diyoruz ve buradaki şartlara göre pozisyon açıyoruz. Öncelikle kendi oyun planımı söyleyeyim. Ben Bitcoin 48.500 üzerinde 4 saatlik kapatma yaptığı anda bir miktar Bitcoin ve bir miktar da altcoin alımı yaptım. Bunların hepsinin stopunuysa yaklaşık olarak %4, %5 pozisyonun altına yani ribbon'un alt kısmına 47 bin dolar civarına yerleştirdim. Ama risk aramayan arkadaşlar stoplarını 48.300 dolar civarına bırakabilir. 48.500 altında yapacağı herhangi bir kapatma Bitcoin için genel olarak piyasayı tekrar terse döndürebilir. Ama Bitcoin'in 48.500'e kadar gelmesi de mesela beni rahatsız etmez. Retest hareketini yapmış olur. Daha sonra eğer gücü yeterse tekrar yukarıya doğru hareketini devam ettirir. Yani anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ama anlık olarak Bitcoin teknik duruma baktığımız zaman güçlü gözüküyor. Bunu da size belirtmiş olayım. Aynı zamanda dün Twitter üzerinden Bitcoin grafiğinde oluşmuş olan çok güzel bir pozitif RSI uyumsuzluğundan bahsettim. Şöyle göstereyim ve bu uyumsuzluk nedeniyle 45 bin dolar altından da bir miktar altcoin topladığımı da söyledim. Arkadaşlar bu altcoinleri satmadım. Elimde tutmaya devam ediyorum. Bitcoin'in 48.500'ü kırmasıyla beraber aslında ben riskli bölgede
RSI uyumsuzluğundan dolayı yapmış olduğum alımlardan da çok çok daha karlı bir durumdayım an itibariyle. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin %10 düştüğünde altcoin'ler %20 düşüyor. Daha sonra Bitcoin toparlanmaya başladığında altcoin'ler Bitcoin'den daha hızlı toparlanıyor. Velhasıl görünüm pozitif. Eğer 48.500 dolar altında kapatmalar yapmaya başlarsak tekrar Twitter üzerinden veya Telegram üzerinden bilgilendirme yaparım diyerek hemen Ethereum grafiğine geçelim. Arkadaşlar Ethereum içinse durum Bitcoin'den biraz daha kritik diyebilirim. Aslında oransal olarak baktığınız zaman Ethereum Bitcoin'den daha hızlı toparlamış gözüküyor. Ama Ethereum'da anlık olarak 4 saatlik Ribbon'ın direncine gelmiş durumda. 1580 dolar civarı Ethereum için anlık olarak önemli bir direnç alanı. 1580 üzerine atıp da kapatma yapmaya başlarsa Ethereum'da yeniden 2000 yolculuğu başlıyor diyebiliriz. Aynı zamanda Ethereum içinde geçerli olan bir RSI uyumsuzluğu vardı. Bu yüzden Ethereum'da da yukarıya doğru güzel bir hareket gördük. Ama bu hareketin sağlıklı bir şekilde yukarıya devam etmesi için önümüzdeki direnç alanını da söylüyorum. Yaklaşık olarak 1580 dolar izlenmesi gereken alandır. Altcoin'ler adına Bitcoin dominans grafiğine bakalım hemen. Arkadaşlar Bitcoin dominans grafiğinde defalarca red yemiş olduğumuz destek bölgesinden tekrar yukarıya doğru red yedik. Burada aslında bu destek o kadar güzel çalışıyor ki her defasında dominans şuraya geldiğinde kesin Bitcoin'de bir sert hareket göreceğiz. Daha işte altcoin dominansı yukarıya doğru fırlayamayacak diyoruz. Her defasında da gerçekten böyle oluyor. Dominans desteğe geldikten sonra yukarıya tepiyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer Bitcoin'de görünüm böyle pozitif olmaya devam ederse bu altcoin'lerde de dolar paritesinde aynı zamanda azar azar Bitcoin paritesinde toparlanmaya neden olur. Gönlümden geçen Bitcoin'in işte 48.500-50 bin bandı arasında gelgit yapması böyle bir durumda altcoin'ler çok çok daha iyi yükselişler yakalayacaktır. Ama demiş olduğum üzere İşte Twitter üzerinden de sizi bilgilendirmiş olduğum üzere ben 45 bin altına indiği zaman Bitcoin'den daha fazla altcoin topladım. Hangi altcoin'i topladın diye sorarsanız ya benim için önemli olan uzun vade yatırımlarım var biliyorsunuz. Chainlink olsun, eGold olsun, Litecoin olsun. Onlardan biraz topladım. Aynı zamanda kısa vadede de vurkaçlar yapıyorum ama bunların hepsini tabii ki size belirtmiyorum. Çünkü onlar biraz daha riskli işlemler. Böyle bir sorumluluğun açıkçası altına girmek istemiyorum. Çünkü ben bu trade'lerin bazılarında başarısız olabiliyorum. Sizi de mağdur etmek düşüncesinde değilim tabii ki. Arkadaşlar genel olarak kripto para piyasasında durum bundan ibaret. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.